Biz lisanslı Disney üretimi yapabilen bir fabrikaya sahibiz. Bu iş sadece Disney ile olmaz dedik de ne bileyim Warner Bros'un, Cartoon Network'ün lisanslarını aldık. Mattel'in lisanslarını aldık, Barbie grubunu aldık. Bizim Türkiye'nin haricinde 19 tane satış hakkına sahip olduğumuz ülke var. Bu ülkeler işte Yunanistan'dan başlayıp Türkiye Cumhuriyetlerine kadar ki çizdiğimiz yaydaki bütün ülkeler var. 1 milyon kişi kitap yazma niyetiyle bu işe başlıyor ama rafta en fazla 10 tane kitap görebiliyoruz biz. Başarılı olanlar anlatılıyor. Yolda kaybedenler ne oluyor acaba? Kaybedenin hikayesi hiç anlatılmıyor. İsmim Ender Doğan. Ben 1976 İstanbul Üsküdar doğumluyum. O zamanlar tabii çocukluğumuz hep sokaklarda geçtiği için anne de orada fırça atardı. Terlik de yemişliğimiz vardır. Babam annemle beraber ikisi de Kosova doğumlu. O zamanlar Kosova'da tabii ciddi sıkıntılar var. Asimilasyon var. Türk halkına karşı uygulanan çeşitli bezdirme, yıldırma politikaları var. Dede orada bir bakkal dükkanı işletiyor. Ancak orada ciddi sorunlar yaşıyor. Tito'nun zamanındaki o Türkleri artık Türkiye'ye gönderme, buradan dışarı atma ve orayı daha da farklı bir hale getirip sosyalist bir sistem düzen kurma çabaları oluşuyor. Tabii bütün aile orada, hem anne tarafının hem baba tarafının hepsi oradalar. Çok zor karar veriliyor ancak karar verilmek zorunda kalınıyor ve Türkiye'ye bir göç yaşanıyor. Buraya tabii geldiklerinde ciddi zorluklar yaşıyorlar. Para pul yok, hiçbir şey yok. Şey alamadıkları gibi. Bir de orada sahip oldukları bütün her şeyden de feragat etmek zorunda kalıyorlar. Yani evleri, arsaları, tarlaları, dükkanları hepsini bırakıyorlar. Sıfır geliyorlar. Ufaktan ufaktan bir şeyler yapıyorlar. İşte küçük bir bakkal dükkanı açıyor dedi. Babam da onun yanında çalışıyor. Baba şöyle başlıyor. Üniversitedeyken bir yandan dedeye yardım ediyor işte bakkal dükkanına. Bir yandan da üniversiteye gidip geliyor. Üniversitede bu iş ilanlarını görüyor. İş ilanlarının içinde bir tane bir ilan dikkatini çekiyor. Hanımefendi çorap sanayi pazarlamacı arıyor diye. Gidiyor onunla görüşüyor. Oradan da bir şekilde orada işe başlıyor. Bugünkü Kuruçeşme Divan'ın binası o zamanlar çorap fabrikasıymış. Hanımefendi çorap sanayi diye geçiyor. İnce çorap üretimi yapıyorlar. Türkiye'nin ilk ince çorap üretimini yapan bir firma. Denize sıfır çorap üretiyorlar. Orada işe başlıyor. Sonra da bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Pazarlamacılık yapıyor çorabı satmak için. Sonradan firma kapanıyor. 7-8 sene falan çalışıyor. Baba da bu işi öğrenince ya ben bu işi devam ettireyim deyip kendine küçük bir dükkan açıyor. Yeşil Direk. 1975 yılında kendi işini yapmak için Çimpa'yı kuruyor. Başkalarının çoraplarını alıyor satıyor. Çorap biraz gelişiyor. Çamaşır, pijama vesaire gibi ürünler satıyor. Toptancılık yapmaya başlıyor. Türkiye'nin İstanbul bölgesindeki en büyük toptancılarından biri oluyor kendisi. Yani bütün markaların toptan bayiliğini yapıyor 80'lerde. Sonra tabii Özal dönemiyle beraber ihracat gelişiyor. İhracat gelişimiyle beraber bu sefer ya ben hani niye sadece toptancılık yapayım? Başkasının malını alıp satmaktansa aynı zamanda kendi markamla kendi malımı üreteyim, kendi malımı da satayım gibi bir düşünceye giriyor. Ondan sonra da küçük küçük üretim başlıyor. Önce bir çorap makineleri alınıyor. Arkasından küçük bir konfeksiyon atölyesi kuruluyor. Yani 90'lı yıllarla beraber benim işe başlamam gerçekleşiyor. Hafta sonları öncelik gidiyorduk. Ondan sonra yaz tatillerinde sürekli işe gitmeye başladık. Millet dışarılarda top oynarken biz işe gidiyorduk. Orada Yeşil Direk'te tezgahtarlık yapıyorduk. Çay taşıyorduk, götürüp getiriyorduk müşterilere. Müşterileri ziyaret ediyorduk. Müşterilerden sipariş alıyorduk. Paralarını topluyorduk, getiriyorduk. O şekilde bir iş yapıyorduk. Ben 98 yılında bilfiil işe tam zamanlı olarak başladım. İlk ihracatı İngiltere'ye 99'da yaptım. Benim oradaki şansım şöyle oldu. İngiltere'de benim bu işi yaptığım 4 tane 5 tane firma ortaya çıktı ve ben bunların hepsiyle çalışmaya başladım. Ve bunlardan bir tanesi Walt Disney'in lisansını aldı. Bana döndü. Dedi ki ben dedi Walt Disney'in lisansını aldım ama Walt Disney'in çok fazla regülasyonu var. Çok fazla yapılmasını istediği şartlar var. Ve ben bu şartları oluşturabilecek bir yer bulamıyorum. Bu şartları sen oluşturabilir misin dedi. Dedi ki biz yaparsak sadece bu işi yaparız. Başka bir iş yapamayız. Eğer benden bu işi yapmamı istiyorsan kapasitemi doldurman lazım. O da ne kadar dedi kapasiten? Bir hesap yaptık. Şu kadar dedik. Tamam dedi. Ben dedi doldururum dedi. 2000'den 2005'e kadar 5 senelik bir kontrat yaptık. 2005'e kadar bu çok güzel bir süreçti bizim için. Fabrikamız gerçekten denetlemeden geçebilen ve Avrupa standartlarında denetlemeden geçebilen bir fabrika haline geldi.
İlk teklif geldiğinde korktuk, ciddi manada korktuk. O korku ve endişe ilk başlarda vardı. Yani yapabilir miyiz, yapamayız. Türkiye koşullarında olur mu olmaz mı yapamayacağımızı düşündük. Çünkü hazır değildik, biz de buna hazır değildik. Walt Disney sonuçta dünya çapında bir marka. Konuştuğunuzda çok net ve ciddi bir şekilde konuşmanız lazım. İşin de şakası yok. Başarısız olduğunuz zaman da çok büyük kayıplar verecektiniz. Bütün işi kaybedebilirdik, bütün bilgimizi kaybedebilirdik, her şeyi kaybedebilirdik. Bayağı bir düşündürdü yani bizi işin gerçeği. Ama ondan sonra karar verdik ve ilerledik. İyi ki de ilerlemişiz yani. Bugüne kadar geldiğimizde de şu anda işte 20 milyon çifte yakın bir imalata sahibiz. Dedik ki ya bizim elimizde bir iş var, bir değer var. Nedir bu değer? Biz lisanslı Disney üretimi yapabilen bir fabrikaya sahibiz. Biz o zamanlar çünkü Disney sadece üretim yapabiliyoruz, satış yapamıyoruz. Satış hakkı yok bizde. Biz dedik ki ya bunun lisans haklarını o zaman biz nasıl alabiliriz? Disney ile tekrar konuştum. İngiltere'ye gittim. O zaman lisans haklarını verelim biz size dediler. Ve orada biz Disney'in Türkiye satıcısı unvanını aldık. Bunu ilk defa biz gerçekleştirdik. Burada Walt Disney bir numaralı lisans. En çok onun üretimi var. Warner Bros. Lisansımız var yine. Snoopy'nin lisansı var. Bunların hepsinin çorap, çamaşır, pijama, bebe ve çocuk üzerine dış giyim, böyle hani mont tarzı ürünleriyle beraber hemen hemen hepsinin üretimini burada gerçekleştiriyoruz. Bizim Türkiye'nin haricinde 19 tane satış hakkına sahip olduğumuz ülke var. Bu 19 tane ülkeye de bu ürünlerin hepsi gidiyor. Bu ülkeler işte Yunanistan'dan başlayıp Türkiye Cumhuriyetlerine kadar ki çizdiğimiz yaydaki bütün ülkeler var. Burada üretilen her bir ürün diyor Amerika'ya kadar gidiyor. Burada çok önemli bir konu. Burada yaptığımız ürünler bebe ve çocuk ürünleri olduğu için dolayısıyla bütün her şeye özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. İşte kullanılan boyar maddelerde kanserojen madde olmaması lazım. Kumaşların Ecotex belgeli olması lazım. Dikiş ipine kadar kullanılan her şeyin %100 Disney denetiminden geçmiş yerlerde üretilmesi ve burada birleştirilmesi lazım. İnsanlar sahte denildiği zaman sadece buradaki görseli sahte bir şekilde kullanıyor veya izinsiz bir şekilde kullanıyor gibi bir algı yok. Burada bizim kullandığımız tüm kumaşlar Disney denetlemesinden geçmek zorunda. Kullanılan bütün boyar maddeler Disney denetlemesinden geçmek zorunda ve oralardan almak zorundayız. Bu iş sadece Disney ile olmaz dedik. Ne bileyim Warner Bros'un, Cartoon Network'ün lisanslarını aldık. Mattel'in lisanslarını aldık. Barbie grubunu aldık. Bütün o lisans firmaların hepsinin çorap, çamaşır, pijama ve dış giyim gruplarında, bebe ve çocuk gruplarında bu lisansların hepsinin dağıtım ve satış haklarını aldık. Bugün itibariyle Çimpa lisanslı çorap üretiminde profesyonelleşmiş bir firma. Hakikaten birçok firmanın yapamadığını, yaptırtamadığını geliyorlar bizde yaptırıyorlar. Lisans konusunda profesyoneliz. Birçok firma lisanslı ürün üretebiliyor hala ama satış hakları sadece bizde Türkiye için. Tasarımdan başlıyor bence iş. Tasarımda bizler olması gerekeni yapıyoruz. Çoraba olması gerektiği şekliyle karakteri bozmadan doğru bir şekilde onu oraya yerleştirecek bir tasarım ekibimiz var. Çorapta para kazanmak için havadaki tozu yakalamanız lazım. Onun hesabını yaptıkları için sürekli bir tasarruf düşüncesi içinde bir yerlerden bir şeyleri kırpıp küçültüp daha basit hale getirmeye çalışıyorlar. Konfeksiyon tarafını biz sadece kendimize üretiyoruz. Çimpa etiketiyle bebe ve çocuk konfeksiyonunun imalatı devam ediyor ama bunu biz sadece kendimiz üretiyoruz. Ama çorapta hem kendimiz üretiyoruz hem de başka lisans hakkına sahip olan firmaların da üretimlerini lisanslı ürünlerde biz yapıyoruz. Türkiye'de LCY22, Koton, Defacto'nun lisanslı çorap gruplarının birçoğunu biz üretiyoruz. İtalya'daki Walt Disney satış haklarına sahip firmanın çoraplarını biz üretiyoruz. Yunanistan'ı biz üretiyoruz. Almanya, Fransa, İngiltere hala daha buradaki ülkelerdeki lisanslı ürün satma hakkına sahip firmalara lisanslı ürünlerini biz ihraç ediyoruz. Onların etiketiyle, private label diyoruz biz ona, onların etiketini diyoruz. Ben tabii aynı zamanda Çorap Sanayicileri Derneği Başkanlığı yapıyorum. Türkiye çorap ihracatında çok ileri seviyede bir ülke. Çorapçılık bizde gerçekten çok gelişmiş. İkinci kuşağa, üçüncü kuşağa geçmiş çorap fabrikalarımız var. Dünyada ikinci büyük çorap üreticisiyiz ve ihracatçısıyız. Birinci sırada Çin. Çin'in arkasından biz geliyoruz. Dünya çorap üretiminde %14 pazar payına sahibiz. Bizim yaptığımız çorap ihracatının %77'si Batı Avrupa'ya gidiyor. Batı Avrupa'daki aklınıza gelebilecek bütün markaların imalatı Türkiye'de yapılıyor. İşte H&M'den tutun Inditex grubunun tamamen
tamamına kadar hepsinin imalatı genelde buradan gerçekleşiyor. Dediğim gibi %77, yani Avrupa'da giyilen her 100 çorabın 77'si Türkiye'de üretiliyor. Gençlerin benim gördüğüm kadarıyla bir işe odaklanma ve bir işi yapma ile ilgili daha çok problem yaşıyorlar diye düşünüyorum. İnsanların kabiliyetlerine uygun işlere yönelmeleri lazım. İlla üniversite mezunu olmak zorunda değil insanlar. Tornacılık bugün artık ciddi bir meslek ve para kazandıran bir meslek. Bu kadar emeğe karşılığı bu kadar mı olur dengesini çok fazla kuramıyor yeni kuşaklar. Ne kadar iş yapmalıyım, karşısında ne kadar para kazanmalıyım hesabı şu anda sapmış durumda. Hani daha az çalışıp daha çok kazanmanın peşinde gidiyorlar. Şimdiki insanlar ya o kadar parayla bu kadar uğraşının karşısında bu kadar gelir elde etmeye değer mi? Ben o parayı şurada şöyle değerlendiririm de böyle daha çok kazanırım, ne gerek var kafasıyla daha çok şu anda meşguller. Kendi çocuklarımda da görüyorum ben bunu. Okul, üniversite belki ufkunuzu açıyor ama benim daha çok öğrendiğim şeyler hep piyasadan oldu. Yani bugün bir iplikçiyle telefon açıp da samimi bir şekilde ya abi olmaz o fiyat, bu fiyat olması lazım, şöyle olmak zorunda, böyle olmak zorunda, hadi yap bir güzellik falan gibi bir ağızla konuşmadığınız zaman da ticaret yapamıyorsunuz Türkiye'de. Jargonu da bilmek lazım. O da okulda öğretilmiyor. 1 milyon kişi kitap yazma niyetiyle bu işe başlıyor ama rafta en fazla 10 tane kitap görebiliyoruz biz. Niyet ediyor sadece, niyetinden vazgeçiyor. Düşünüyor, oturuyor, ilk cümlede vazgeçiyor. Yazıyor, yarısında kalıyor. Yazıyor, bitiriyor, onay alamıyor. Onay alsa parayı bulamıyor. Parayı bulsa bastıramıyor. Bastırdıktan sonra da bir şekilde başarılı olamıyor gibi. Ama biz sadece kitapçıdaki 10 tane kitabı görüyoruz. Ya adam yazmış, ben de yazarım diyoruz. Bitcoin de böyle. Şans oyunu dediğiniz yerlerde veya yatırım. Bize sadece anlatılan o işin başarılı olan kısmı. Ama o yolda binlerce insan yok olmuş, kaybediyor. Kaybedenleri hiç kimse anlatmıyor. Diyorlar ki bugün şu hisseyi alsaydın 5 sene sonra bu kadar paran olacaktı. Ya o hisseyi alıyorsun da o hisse sana neler yaşatıyor o 5 sene içinde? İniyor, çıkıyor, kaybediyorsun, insanlar batıyor, bilmem ne oluyor. Bitcoin'de de hep başarılı olanlar anlatılıyor. Şu kadar olsaydı bu kadar olurdu deniliyor ama yolda kaybedenler ne oluyor acaba? Kaybedenin hikayesi hiç anlatılmıyor.